Mehmet Akif yaşasa bunlarla mücadele ederdi. Erbakan yaşarken bunlarla mücadele ediyordu. Etti mi son döneminde? Hem de nasıl etti? Karşı mıydı bu kadroya? Oo, bakın size ne anlatayım. Erbakan bunların Türkiye'yi felakete götürdüklerini gördü. Bu takımın. Her ay beni çağırırdı. Bizim bir birlikteliğimiz, dostluğumuz vardı. Hapishanede birlikteydik. Dil okulunda. Sonra ben bakanken o benim başbakanımdı falan. Evet. Çağırırdı ve proje şu. Milli Kurtuluş Partisi kuralım. Bu çatı altında Saadet Partisi'ni, Büyük Birlik Partisi'ni, Milliyetçi Hareket Partisi'ni sayıyordu işte. Doğru Yol Partisi. Vefatından önceki projeyi açıklıyorsunuz. Projesi bu. Erbakan'ın. Erbakan'ın ölümünden işte birkaç yıl önce başladığı ve ölümüne kadar sürdürdüğü, hiç vazgeçmediği proje bu. Evet. Yani bunları Milli Kurtuluş Partisi adı altında toplayalım. Bunlar gitsin. Sonra biz her parti kendi milletvekilini kabuğuna alsın, çekilsin, partisine dönsün. Bir çatı parti kuralım diyordu. Siz bu, her ay her ay gidiyorduk, bunu konuşuyorduk. Bunu hikayemiz uzun. Ama ölümünden bir hafta kadar önce ben ziyaretine gitmek istedim. O zaman Demokrat Parti Genel Başkanıydı. Evet. Dediler ki hasta ve kimseyi kabul etmiyor. Sonra ikinci bir haber geldi. Sizi duyunca dedi, görüşmek istedi dedi. Evet. Biz Şevket Kazan Bey'le birlikte gittik. Şevket Kazan onun yanından hiç ayrılmayan, evet, sadık bir dostudur. Hep yanında oldu ölümüne kadar. Onunla birlikte gittik. Hoca, Erbakan Hoca yataktan kalkmış, sedirde oturuyor. Evet. Yani hastanedeki odasında ve boynunu taşıyamıyor. Yani boynu bükük, evet, duruyor. Vücudunda çökük, evet, çökük duruyor. Ama o vaziyetteyken böyle gözlerime derin derin baktı. Namık Kemal dedi. Vatan ve millet tehlikede. Vatanı ve milleti bunlardan kurtarın dedi. AK Partililer için söylüyor. AK Partililer için söylüyor. Kendi yetiştirdiği, evet, öğrenciler ama bunlar için diyor işte kaçıp diyor top oynuyorlarmış falan diyor. Ve başka ne kullandı ifade? Ya bunu kullandı ama daha önceden bunların Siyonist olduğunu. Evet, onu söylüyor. Söyleyip duruyordu. Ama ölümünden bir hafta önce, evet, size diyor ki vatan tehlikede, vatan vatanı ve bunlardan millet kurtarın. Vatan millet ve millet tehlikede. Bunları vatan ve millet, vatan ve milleti bunlardan kurtarın dedi. Ben duygulandım. Daha fazla da rahatsız etmek istemedim. Allah şifa versin dedik. Kalktık. Dışarı çıktık. Şevket Bey hüngür hüngür ağlıyor. Ne oldu Sayın Bakan? Hocanın son vasiyeti bu dedi. Gidiyor hoca dedi. Yani hissetmiş onu. Zaten Erbakan Hoca'nın vasiyeti buydu yani. Vasiyeti buydu. Şimdi ne oldu? Öldü. Ölünce badem gözlü oldu. Ve şimdi bakıyorum Erbakan Hoca ile ilgili ona sahip çıkacak şekilde bir takım programlar yapıyorlar. Peki vasiyetini yerine getirmek için siz ne yaptınız? Sizler yani efendim, siz derken yani, hani o projeyi hayata geçirmek için çalıştınız mı? Çalıştık mı? Başaramadık. Olmadı. Olmadı, yapamadık yani. O ayrı bir hikaye ve uzun hikaye. Evet. Yapamadık. Siz ben Demokrat Parti Genel Başkanınız döneminde çağrılar yapmıştınız çeşitli partilere. Tabii. Gelin birlikte seçime, evet, girelim diye. O dönemi hatırlıyor musunuz? MHP'ye çağrıda bulundum. Evet. Devlet Bahçeli'ye. Muhtelif kanallardan haber gönderdim. Yani biri götürmezse diğeri götürsün diye. O da şu. Biz şu anda en, yani bu blokta en gelişmiş, oyu en çok parti MHP. Evet. O besbelli. Dolayısıyla biz Demokrat Parti olarak MHP'yi kayıtsız şartsız desteklemeye hazırız. O zaman var olan Türkiye Partisi, o da, evet, bu işin içinde birlikteyiz. Abdülhatif Şener Bey, Sayın Bakan. Büyük Birlik Partisi de bu işin içinde. Saadet Partisi de buna uygun. Dolayısıyla biz gelelim MHP içinde, MHP yoluyla Türkiye'yi bu sıkıntıdan kurtaralım. Çünkü bu MHP'nin oylarını yani meydana, evet, getireceği rüzgar çok yükseklere çıkarır. Bunlar tek başına gelemezler. Böylece bir kurtuluş kapısı açılır filan diye uğraştım. Ama olmaz. Ama bırakın olmadığı, Devlet Bahçeli benimle görüşmeyi bile kabul etmedi. Evet, randevularınızı hep reddetmiş. Görüşmeyi bile kabul etmedi.
Yani hatta görürsün diye Türkeş'in bir bastonunu da sana vereceğim falan diye. Yani o kadar da zorladın. Hatta da benden korkmasın diye dedim ki ben aday da olmayacağım. Yani MHP'ye de girmeyeceğim. Milletvekili aday da olmayacağım. Herhangi bir talebim de yok. Yani nefsi bir durumum yok. Evet. Ama inanmadı. Siz Tunç-